Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 yılı aşkın sürede sokakta çalıştırılan çocuklara destek veriyordu. Ve 10 yılı aşkın süredir de kadınlara destek sağlıyordu. Biz geçen yıl Ankara'da mülteci kadın ve çocuklar için bir proje yapmak istedik. Proje genel hatlarıyla kadın ve çocuklar üzerinde eğitim ve mesleki beceri geliştiren bir projeydi. Projeyi ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne sunduk. Onlarla karşılıklı görüşmeler sonunda projeyi şekillendirdik. Proje kabul edildi ve iki kurum arasında geçen yıl bir mutabakat metni hazırlandı. Proje ekibi öncelikle Birleşmiş Milletler'den mülteci kadınlar ve çocuklar nedir bu konuda kapsamlı bir eğitim aldılar. Nasıl çalışacağımızı öğrendik her şeyden önce. Arkasından bir alan çalışması yapma ihtiyacı duyduk. Çünkü projede mülteci kadın ve çocuklara erişecektik. Önce 4 hafta 12 kişilik ekiple alana çıktık ve alanda 193 tane dezavantajlı, risk altında olan çocuğa eriştik. Bu çocuklar üzerinden de bu çocukların annesi olan 56 kadına eriştik. Bu alan çalışmasını tamamladıktan sonra çocukların okula erişim olmadığını gördük ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmaya başladık. Onlarla çocukları okullaştırdık. Bunun için tekrar bir 3 hafta alanda olmamız gerekti. Bu alan çalışmasının, ikinci alan çalışmasının sonunda da 157 çocuğu eğitim sistemine dahil ettik. Bu çocuklar şu an hali hazırda eğitim sistemine devam ediyorlar ve proje tarafından da takip ediliyorlar. Bu 193 çocuk aynı zamanda Ankara sokaklarında çalıştırılan çocuklar merkezine kaydoldu. Ve bu merkezde bir yıldır destek alıyorlar. Eğitim sisteminin dışında sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler, sanat faaliyetlerini burada yürütüyorlar. Türk çocuklarla birlikte bu çalışmaları yapıyorlar. Proje boyunca çocuklar sokakta çalıştırılan çocuklar merkezinde Türk çocuklarla birlikteydiler. Ve bu birlikteliğin sonunda bir halk oyunları ekibi oluşturdular. Türk çocuklar ve mülteci çocuklar 32 kişilik bir ekiple artık gösteri yapıyorlar. Ağaç diktiler, birlikte oyun oynadılar, birlikte film izlediler. Çocuklar bunları yaparken anneler Altındağ'da, bizim Altındağ'daki merkezimizde Türkçe eğitimi almaya başladılar. Birleşmiş Milletler'in teşviği ve desteğiyle. Önce A1 kursuna gittiler. Arkasından A2 kursuna gittiler. Türkçe konuşmayı öğrendiler. Ve bunun sonunda da Ocak ayından itibaren Kuzey Ankara'da, gene bizim merkezimizde mesleki beceriler kazanacaklar ve inşallah istihdama katılacaklar. Kadınlar Ankara'yı, kent gezilerini birlikte mülteci kadınlarla yaptılar. Birlikte film izledi kadınlar. Birlikte 25 Kasım'da şiddete hayır dediler. Bunlar bizim için çok daha değerli ve anlamlı oldu. Sosyal uyum için. Proje bizde hem bir somut sonuca götürdü bizi. Hem de diğer taraftan daha çok mülteci kadın ve çocuğa ulaşma ihtiyacına neden oldu. Bu nedenle de yeni projeler geliştirmeyi sağladı. Şimdi bir projenin sonuna geldik ama aslında bu bizim için bir başlangıç.